Yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir yemekle birlikteyiz. Yeni bir video, yeni bir yemek ve sizler. İnanılmaz mutlu oluyorum. Yeni bir yemekle sizlerle birlikte olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bugün ne yapıyoruz? Sütlü çorba yapıyoruz. Benim çok sık yaptığım çorbalardan birisi. Biliyorsunuz ben genelde çorbaları kendim yapmayı tercih ediyorum. Farklı çorbalar yapıp bu yaptığım çorbaları da sizlerle buluşturmak istiyorum. Yine malzemesi çok az bir çorba. Sütlü çorbanın içinde ne var arkadaşlar? Tel şehriye, süt, tuz. İsterseniz pirinçle, bulgurla, arpa şehriyeyle de yapabilirsiniz. Ama ben genelde bu çorbayı tel şehriyeyle yapıyorum. Bazen de arpa şehriyeyle yapıyorum. Çok kolay. Tencereye suyu koyuyoruz. Suyumuz kaynıyor. Kaynadıktan sonra şehriyeyi atıyoruz. Tabii şehriye içinde ne olacak? Pişecek arkadaşlar. Şehriye piştikten sonra sütünü koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Baharat atmıyorum ben bu çorbaya. Ama en son kaseye aldığımda böyle bir çay kaşığı kadar nane koyuyorum. O da hoşuma gidiyor benim. Siz isterseniz baharat kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir baharat kullanmadan öyle içebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yani inanılmaz güzel bir çorba. Size tavsiye ediyorum, mutlaka deneyin. Şimdi çorbamın yapımına geçelim birlikte. Evet, bugün de gördüğünüz gibi sütlü çorba yapıyorum arkadaşlar. Ben bütün çorbalarımı kendim yapıyorum biliyorsunuz. Bu güzel çorbayı da sizlerle paylaşmak isterdim. Sütlü çorbam için suyumu koydum. Şimdi suyum kaynıyor. Diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Onları da çekerim. Kaynayan suyuma tel şehriyeyi koydum. Şimdi tel şehriye kaynadıktan sonra, şehriyeler piştikten sonra bir bardak kadar süt koyacağım. Tuzunu koyacağım. Ve muhteşem bir çorba olacak. Bu kadar kolay yapımı ve bu kadar da lezzetli. O yüzden mutlaka sütlü çorbayı deneyin derim. Çok güzel bir çorba. Derim pişti. Şimdi üzerine sütünü ekledim. Tuzunu da koyacağım. Kaynamaya bırakacağım. Çorbam gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar. Çorba kasesinde de gösteririm. Mısırla ve bulgurla yapanlar da varmış. Ama ben tel şehriye ile öğrendim. Tel şehriye ile yapıyorum. Çok baharat eklemiyorum. İsterseniz siz ekleyebilirsiniz. Üzerine yağ da kızdırıp dökebilirsiniz. Ama ben bu şekilde tüketmeyi seviyorum. Çorbamı kaseye doldurdum. Üzerini de nane ile süsledim. Çok güzel oldu. Siz de denerseniz afiyet olsun diyorum. Sütlü çorbamı yaptım. Muhteşem oldu. Siz de denersiniz umarım. Çünkü çok lezzetli bir çorba. Yine her zaman olduğu gibi videonun sonuna geldik. Yemeğimizi yaptık, artık gidiyoruz. Başka bir yemekle geleceğiz tekrar. Bugünlük bu kadar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. Yine başka videoda, belki bir konukla yapacağımız bir yemekte ya da bir gezide buluşmak üzere. Hoşça kalın.